Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir oyunumuz var. Service IT oyunumuzun ismi. Service IT You Can Do diye bir ismi var oyunun. 4 Mart'ta oyun çıkış yaptı. Yani bugün çıkış yaptı, öyle söyleyeyim. Yani benim videoyu çektiğim gün çıkış yaptı. Siz 5 Mart'ta izliyorsunuz gerçi ama. Şimdi Steam sayfası, hemen bakalım fiyatına. 7.29'dan çıkmış ama %15 indirim ilk çıkış fiyatı var. $6.19 şu anda. 13 Mart'a kadar fiyatı geçerliymiş. Hemen açıklamasını okuyalım. Elektroniği düzeltin, firmayı yönetin, bilgisayar korsanına meydan okuyun. Service IT tam hizmet veren bir BT şirketi işlettiğiniz ve bir bilgisayar korsanı tüm bunları sabote ederken teşhis, onarım, ağ sızma, programlama, sunucu yönetimi gerçekleştirdiğiniz bir simülasyon oyunudur. Biraz oynadım, denedim. Biraz karmaşık. Yani elektronik bazı şeyleri iyi bilmeniz gerekiyor. Size tamam oyun bazı şeyleri söylüyor ama yine de bakıyorsunuz böyle salak salak, yani öyle söyleyeyim. Ben bakıyorum açıkçası. Elektrik, elektronik olayından hiç anlamam çünkü. Tamam bazı şeyleri biliyoruz. Hani bilgisayar parçası malzemesi vesairesini biliyoruz ama iş teknik donanım, işte elektronik parçalar malzemelere geldiği zaman diye kalıyoruz böyle. Oyun Steam'de 4 Mart'ta çıkış yaptı. Siz 5 Mart'ta oyunu izliyorsunuz. Videoyu izliyorsunuz. Hemen şöyle bakalım. Sistem gereksinimleri burada yazıyor. Buradan videoyu durdurarak isterseniz inceleyebilirsiniz. Çok yüksek bir sistem istemiyor gördüğüm kadarıyla. Bilginiz olsun. Bakalım yorum var mı hiç? İki inceleme var ama burada göstermiyor. Yabancıların yaptığı. Biri tavsiye etmiş, biri tavsiye etmemiş, biri tavsiye etmiş gibi. Evet, oyunumuz bu şekilde. Oyunda Türkçe dil seçeneği var. Bu güzel bir şey benim için. Ayarlara geldiğiniz zaman burada oyun oynanışından buradan dil seçeneklerinden Türkçe'yi alabiliyorsunuz. Kontrollerimiz burada. Ses seviyemiz burada. Müziği kapattım ben. Grafik kalitesi en yüksekte kullanıyorum. Ona rağmen FPS gayet yeterli geliyor yani. Hemen şöyle yeni oyun diyelim. Burada bir profil fotoğrafı vesaire ayarlayabiliyoruz. Şöyle yapalım. Şuraya bir isim giriyoruz. Şirket logosu buradan seçebilirsiniz. Hemen şöyle bakalım. Çok da bir şey yok zaten. Şunu yapalım. Şirket adı olarak da HS yazalım. Basit olsun. VoiceOver bölümü var. Bunu açmıyorum ben. Oyunu öğreticiyle başlat diyelim. Öğrenelim oyunu. Erken erişim oyunu 0.1.0 versiyonda. Evet, şimdi yeni hizmet ofisinize hoş geldiniz. Benim adım Evelink, size yardımcı olacağım. Başlamadan önce emin olmam gerekiyor ki bir robot değilsin. Lütfen ileri gidin. Harika, şimdi etrafınızı dönün. Tamam, döndüm. Harika, insan olmanın temellerini aldı. Şimdi işte çalışma zamanı, bazen bazı parçalar ihtiyacınız olacak. Lütfen bir sipariş verin. Bunu yapmak için bilgisayarınıza gidin. Solda da görevleri gösteriyor. Anakart görevi. Gerekli parçaları satın al, parça kutusunu aç, çalışan RFID okuyucuyu rafa geri koy, anakartı sat diyor. Hemen şöyle bilgisayarımıza gelelim. Oh, bir şeyler yanlış gitti. Burada bir ekran geliyor gidiyor işte. Bilgisayar korsanları iş başında. Siz bizi tanımıyorsunuz ama biz sizi tanıyoruz. Hizmetinizi şimdi kapatın ya da korkunç sonuçlarla yüzleşin. Biz izliyoruz diyor. Böyle bir şey oluyor. Sadece bağlantım kesildi. Farklı hissediyorum. Neydi o? E-postanızı kontrol edin diyor. Hemen şuradan e-postamıza giriyoruz. Oh, dikkatli olmasın, güvenlik üzerinde çalışacağız. Ancak şimdilik işine geri dönelim diyor. Burada işte korsanların söylediği şey var. Yeni teklifler. Hoş geldin, bazı sözleşmeler geldi. Daha fazla bilgi için sözleşmeler uygulamasına gidin. Burada banka olayını gösteriyor. Temel sorunlar. Merhaba, uzun birkaç haftadan sonra nihayet başardınız. Bu nedenle tebrikler, artık IT sertinin sahibisiniz. Vesaire vesaire vesaire, bunları gösteriyor. Tamam. Mağazaya tıklayın, ardından yapılandırıcıya tıklayın. Mağaza, yapılandırıcı olayını bilmiyorum. Şurada yanıtla var. Yanıtlaya tıkladığınız zaman burası geliyor. Anakart, işlemci ve RAM seçin, ardından hepsini sepetinize ekleyin. Anakart bir tane gösteriyor burada bize. İşlemci ve RAM. Bunların tümünü sepete ekliyoruz. Ödeme yapmak için geri dön ve sipariş ver. Şuradan sepete gidiyoruz. Ödeme yap diyoruz. Teslimat bir sonraki iş gününde yapılacaktır. Burayı tam çevirmemişler ama kapıya git ve günü bitir diyor burada. Buradan geliyoruz.
bir sonraki güne geçiyoruz. Parçalar geldi, bu yüzden işe koyulabilirsin. Paketi sol fare düğmesini basılı tutarak aç diyor. Şuraya hop sol. Evet. Anakart. Anakartı birleştir, anakartı birleştir, anakartı birleştir. Okey diyoruz buradan. Buraya geliyor. Şimdi anakart çalışma istasyonunu yerleştirin. Bunu yapmak için anakart tutarken çalışma istasyonu LMB tıklayın. Ardından çalışma istasyonuna tıklayarak çalışma moduna geçin. Burada zaten yanıt sönüyor. Buraya getiriyoruz. Hop, bunu buraya bırakıyoruz. Tamam. Bak burada lamba var. Lambayı da buradan açabiliyoruz. Buradan istasyonun üstüne tıkladık. WAS tuşları ile uzaklaş, yukarı, yaklaş, uzaklaş. Bu şekilde yapabiliyoruz. Kamera açısını değiştirmek için sağ fare düğmesini basılı tutabiliyoruz bu şekilde. Eğer çok karanlık ise ışığı açabilirsiniz. Burada ışığı açtım ben zaten. Şimdi anakartı bir araya getirmeye geçelim. Kolay göreceksin diyor. Lever ve CPU kapağını açmak için üzerlerini tıklayarak kilidi aç. Evet. CPU'yu yuvaya tıklayarak ve uygun öğeyi seçerek takın. Unutmayın ki koymak istediğiniz öğeler her zaman envanterinizde olmalıdır. Buraya tıkladık. Bunu taktık. Kapağı kapattık. Kilidini de kapattık. Şimdi çok iyi, devam edelim. RAM yuvasının altına kilidi tıklayarak açın. Bunu da açtık. Yuvaya tıklayıp yerleştirmek için uygun öğeyi seçin. Buradan RAM'imizi seçiyoruz. Modu ESC tuşuna basarak çıkın. Şimdi anakartı karlı bir şekilde satabilirsiniz. Bir öğeyi satmak için üzerine gelip alt ve sol fare düğmesine basılı tutun diyor. Buradan çıktık. Alt düğme ve sol fare düğmesine basılı tuttuk. Öğeyi sattık. Daha ileri gitmeden önce sana bir şeyim var. Masadaki kutuyu aç. Burada bir kutumuz var. Evet. Neymiş abi? Telefonda bazıları bilgisayarınızda bulunan faydalı uygulamaları bulacaksınız. Türkçe birazcık yanlış çeviriler var. Notlar, belirli faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanışlı bilgileri depolar. Telefonu gizlemek için, gizleme kaldırmak için Q tuşuna basın diyor. Şimdi sana başka bir para kazanma yolunu göstereyim. Telefondaki sözleşmeler bölümünü aç. Tamam. Burada müşterilerden siparişleri bulacaksın. Kullanılabilir bir siparişi kabul et. Hemen buradan kabul ettik bunu. Siparişi kabul ettikten sonra müşteriden detayları içeren bir e-posta alacaksınız. Bu nedenle şimdi e-posta uygulamasını açın. Hemen geldik buraya. Aktif server uygulaması bilgisayar masaüstünüze uygulamaya girin diyor. Tamam. Telefonu kapatmadan hareket edemiyoruz anladığım kadarıyla. Evet, illa telefonu kapatmamız gerekiyor. Aktif server. Zaten anlatırken bazı şeyleri yeşil olarak yakıyor, bize gösteriyor. İşte müşterinizin sunucularının görüneceği yer. Müşterinin size erişim izni verdiği sunucuyu seçin diyor. Sırayı takip et. Her şeyi tamamladıktan sonra sözleşme uygulamasına girin ve siparişi tamamlayın diyor. Şimdi önce bir maile gitmemiz lazım tabii ki. Merhaba. Uzun birkaç haftadan sonra nihayet başardınız. Ha yok, bu değil. Kullanıcı desteği. Merhaba. Şirkette personel değişiklikleri oldu. Genellikle IT uzmanımız bize böyle durumlarda yardımcı olur. Ancak şu anda izinde. Lütfen Active Server uygulamasını çalıştırın. Zaten erişim sağladık. Ve aşağıdaki değişiklikleri yapın. Martin Warwick kullanıcısını kaldırın. Clemens Rogues'un şifresini Paper Solution 135 ünlem işareti. Bunu kopyalayalım. Olarak değiştirin. Ve bu çalışanın şifresini bir sonraki girişinde değiştirmesi seçeneğini işaretleyin. İyi bir iş yaparsanız size geri döneceğiz diyor. Active Server'a girdik. Buradan Martin Warwick. Warwick artık neyse. Bunun erişimini siliyoruz. Zaten başka iş şeyleri yapmamıza izin vermiyor bakın. Daha şu an öğreticide olduğumuz için. Ondan sonra Clemens Rogues. Bunu yönet diyoruz. Clemens Rogues. Buradan şifresini değiştireceğiz. Şöyle şunu sildik. Kopyaladığımız şifreyi buraya yapıştırdık. Bir de diyordu ki sonraki oturumda şifre değişikliğini zorla. Bunu işaretle diyordu. Kaydet dedik. Buradan çıktık abi. Sözleşmeleri geldik. Görevi üstlendiğiniz gerek tüm bilgiler e-posta. Tamam, onu biliyoruz. Aktif sözleşmeler buradan. İş tamamladık. Tamamlarsak $500 para alacakmışız. Kolay bir işmiş. Tamamla dedik. Hop, yeni e-posta geldi. Hemen bakıyoruz. İşin gerçekleştirilmesini değerlendirilmesini. Merhaba, siparişin gerçekleşme değerlendirmesini yaparım. 5'te 5 vermiş yıldız olarak.
uygun itibar puanı ve ödeme alacaksınız demiş. Tebrikler, ilk sözleşmenizi sağladınız. Bir mola verin ve geri döndüğünüzde sizinle çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki güne geçin diyor. Yine buradan kalkıyoruz. Şu kutular çok ayağımıza dolanıyor. Bir sonraki güne hemen şuradan hop geçiş yapıyoruz. Hoş geldin. Şimdi bilgisayara gidip kurslar uygulamasını aç. Kurslar. Burada yeni beceriler kazanabilir ve sahip olduğunuz becerileri geliştirebilirsiniz. Her kurs size belirli bir faaliyetin nasıl gerçekleştirdiğinizi, yeni sözleşmeyi nasıl açacağınızı ve daha fazlasını öğretecektir diyor. Ha, geçelim bunu, tamam. Tam da size ilk kursunuzda indirimim var. Bu yüzden tamamen ücretsiz alabilirsiniz. Lehim kursunu alın. Buradan tıkladık. Evet, hoş geldiniz. Lehimleme kurs. Bilgisayar teşhisini gerçekleştir diyor. Şimdi solda yine yapacağımız şeyleri bize gösteriyor. Bu H tuşundan aynen açılıp kapanabiliyormuş. Okey. Vidaları sökerek kapağı aç. Tahtayı temizle. Arızalı elemanı bul. Arızalı bileşeni değiştir. Panoyu test et. Çalışan RFID okuyucuyu tekrar rafa koy. Telefon yine susmuyor. Videoya girdim ya, susmuyor. $3,720 varmış bu arada bizim. Burası öğreti alanı anladığım kadarıyla. Böyle bomboş bir bölge. Şimdi RFID okuyucu. Buraya koyduk. Şimdi lehim istasyonu tıklayarak çalışma moduna gir diyor. Hareket etmek için WASD, tamam, onu anladık. Envanterin kullanımı gizlemek için tab tuşuna basın. Çalışma modundan çıkmak için ESC'ye basın. Kamera açısını değiştirmek için sağ, tamam. Sonraki. Video'yu almak için. Tamam. Tornavida kullanarak alt kısmı sabitleyen vidaları. Tamam. Okey. Görev tamamlandığında kapağı LMB ile tıklayarak kapatın. Vidaların yerine yerleştir. Tamam. Okey. Şimdi bir tornavida alın ve vidaları sökün. Burada tornavidamız var. Hemen şuradan vidaları tek tek sökelim bakalım. Neydi ya? Elektrik bilmem ne simülatör müydü? Öyle bir oyun vardı. Onda da bu tarz şeyler yapıyorduk. Öyle bırak. Tamam, bıraktık. Heh, kapağı çıkar. Tamam. Lekeyi temizlemek için pamuklu petleri kullanın. Sol fare düğmesine basılı tutarak kirleri temizleyin diyor. Burada pamuklu temizlik kiti. Buradan şöyle kirleri temizleyeceğiz. Biraz zor temizleniyor. Biraz uğraştırıyor yani. Heh, bitti mi? Multimetreyi açmak için kırmızı düğmeye tıklayın. İşte bak, ben bundan mesela hiç anlamıyorum. Bunun neyi ne olduğunu hiç bilmiyorum. Neyi nereye çevireceğiz? Hani gerçek hayatta bilmiyorum. Oyunda bize birazcık anlatır. Tekerleğe tıklanarak değiştirilebilen birden fazla modu vardır. Ölçtüğümüz elemana bağlı olarak uygun modu seçmemiz gerekiyor. Hangi modu seçeceğinizi öğrenmek için matın sağ alt köşesine bakın. Şöyle bir kağıt var. Diğer kullanışlı bilgilerinin yanı sıra elemanın değerlerini doğru ölçmek için hangi multimetre modunun kullanılması gerektiğini bulacaksınız diyor. Probalara kullanarak ölçmek istediğiniz öğe üzerinde LMB'yi basılı tutun diyor. Okey. Multimetre üzerinde gösterilen değer ölçülen elemanın üzerinde görünen değer aralığının dışında ise o parça arızalıdır diyor. Tamam. Şimdi kağıdı alalım abi. Şimdi burada bizim ölçeceğimiz şeyler var ama dur, kağıdı bir bırak. Heh, bak şimdi. 512 resistör. Resistör 820 1 01 C ve 102. Şimdi kağıt, şimdi birinciye bakalım. Resistör 512. Resistör 512 20K, şu ohm işareti yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum ama şu galiba ohm işaretiydi. Bunu 20K'ya getirecekmişiz. Dur bakalım. Şimdi buradan önce açmamız gerekiyor. 20K. Bunlar farklı bir şey galiba da. Şu ohm işareti olması lazım. Yanlış bilmiyorsam eğer. Bunu 20K'ya getireceğiz. Ben şöyle tıklaya tıklaya 20K'ya getirdik. Tamam, şimdi multimetreyi aldık. Buradan bunu seçiyoruz. Burada bak yazıyor. 4.85 ile 5.36 arasında olması gerekiyormuş. Ölçtük. 5.1. Ortasında. Problem yok. Şimdi 821 ne istiyor? 821 2K istiyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Bunu hayda veya şey yapacağız.
Geri gelme yok. Tamam. Buradan 821. 0779'da 0861. Bu da normal. Bunda da sıkıntı yok. Okey. Diğeri 01C. 01C. Bu da 20 istiyormuş. Dur, 821 var. Bu da 2 istiyor. Önce 821'e... Yok pardon. 102. Ha, bu da 2 istiyor. Tamam, 102'ye bakalım önce o zaman. Şuradan 095, 105. Tam 1. Bunda da sıkıntı yok. Şimdi 01C için bunu tekrardan 20'ye alacağız. Şuradan. Değil mi? 01C. Aynen 20. 01C. 9.9'da 10.1 arası. Evet. Arızalı olan buymuş. Lehimleme demirin sıcaklığını ok şeklindeki düğmelerle ayarlayın veya hızlıca 300 derece Celsius'u ayarlayın. Lehimleme demirin ısınmasını bekleyin. Bir bileşeni lehim sökmek için bileşeni kart üzerinde tutan iki lehimden kurtulmanız gerekir. Lehim şişesini alın ve LMB'yi kırık bileşenin üzerinde şişesi derken şişesi şişe ne alaka onu anlamadım. Şuradaki mi? Her neyse, lehim şişesini alın ve LMB'yi kırık bileşenin üzerinde basılı tutun. İkinci lehim için işaretçi yeşil alana gelene kadar düğmeyi bırakın ve tekrarlayın. Bir öğenin her iki lehimi de söküldüğünde kaldırmak için üzerine tıklayın. Arızalı bileşeni deşarj ettikten sonra lehim istasyonunun yanında kutudan yeni bir tane alın. Kutuya sağ tıklayarak ve uygun sayıda öğeyi seçerek ve envantere koyun. Öğeleri kutuya geri koymak için envanterde belirli bir türde öğeleriniz varsa kutuya sağ tıklayın diyor. Yeni bir direnç yerleştirmek için direncin olduğu noktaya tıklayın. Görünen menüden uygun elemanı seçin. Menüde herhangi bir öğe varsa envanterinizde öğe yok demektir. Bir bileşeni lehimlemek, lehimini çözmek de aynı şekilde yapılır diyor. Tamam. Şimdi havayı açalım şuradan. 300 dereceye ayarlayın. 300'e getirdik bunu. Ve direnci lehimleyin. Ardından çıkarmak için üzerine tıklayın. Elemanın iki lehimi olduğunu unutmayın. Şimdi bu ısınmış bir şekilde mi geliyor? Ha yok. Elimizi aldık, daha şimdi ısınıyor. Dur bakayım, koyayım şunu. Hop, elimi aldım. Ha tamam. Direkt oldu. Şimdi arızalı olan şuydu. Hop, şöyle yeşil yaptık. Hop, bunu da yeşil yaptık. Tamam, bunları söktük o zaman. Havayı açın, kırmızı. Tamam, onu çözdük. Üstüne bastık. Şimdi çalışma modundan çıkın ve diğer masadaki kaptan envantere yeni bir direnç alın. Geldik abi. 0-1-C. Kendisi otomatik verdi zaten. Muhtemelen öğretici olduğu için bunları veriyor. Normalde vermez diye tahmin ediyorum. Tamam. Şimdi iş istasyonuna dönün ve çalışma moduna girin. Çalışma moduna girdiğinizde envanterden öğeleriniz olabilir. Ancak elinizde hiçbir şey olamaz. Öğeleri envanterle birlikte gizlemek için tap tuşuna basın diyor. Şöyle yapacakmışız. Tamam. Bunun üstüne geldik. Evet. Restore 0-1-C. Taktık. Şimdi tekrardan lehimleme yapacağız. Şöyle hop yeşil. Hop yeşil. Tamamdır. Panonuz için uygun olan amper ve voltları ayarlamak için düğmeleri kullanın. Bu bilgiyi matın sağ alt köşesinde bulabilirsiniz. Düğmeleri çevirmek için tekerleği kullanın. Evet, mesela bunu ben şimdi nasıl ayarlayacağım? Neyi neye göre ayarlayacağım? Lütfen ön yükleme cihazını seçin. Dikkat! Gerçek onarımlarda amperi veya voltajı çok yüksek ayarlarsanız anakartı yok edebilirsiniz. Bu durumda tüm çalışmayan elemanları değiştirmeniz gerekecek. Şimdi buna taktık. Bunu buraya taktık abi. Bak şurada bir led yandı. Şimdi. RFID. Neymiş? 11 volt 13 volt arası mı? 1.8 amper 2.5 amper diyor. O zaman 12 volt ikisinin arasını bulalım. Bunu da 2.5 yerine 2 amper yapalım. Bakalım ne olacak. 12 volt. Yapay zeka devrimi NIVS. Ha, bu amper. Buna 2 amper yaptık. Bu neymiş abi? Ha, bu küsuratı. Bunun da bu küsuratı. Bu yok. Ha tamam. 12 volt yapalım bakalım ne olacak. Ha, 11'e gelince zaten kaldı ya. Dur bakayım. Okey, yeşil ışık yanmış zaten. Okey.
Kabloyu çıkarttık. Kapağı yerine koyun ve vidaları sıkın diyor. Kapağı yerine taktık. Şuradan vidaları alıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Bunları hemen hop, sıkalım şöyle. Çalışma modundan çıkın. Okuyucuyu alın ve mavi turuncu rafa koyun diyor. Tamam. Harika iş, kursu tamamladınız. Seni VR'da hapis bırakmayacağım. Evet, sertifikayı almışız. Kazandın. Lehimleme becerileri, mağazadaki lehimleme için ürünler, yeni iş yeri, yeni görevler. Harika. Yeni bir e-posta geldi. İki görevi tamamla ve biraz para kazan diyor. Hızlı bir öğrenci olduğunuzu görüyorum. Sizin için yeni sözleşmeleriniz var. En az. Evet, okuyamadım. Gelelim sözleşmeler. Acil, kapıyı açamıyorum. Okuyucu bozuldu. $1000. Bak, zorlayıcı kolay. Biz kolayı alalım bence. Çalışanları değiştir. Son zamanlarda şirkette birkaç değişiklik yaptık. Bu yüzden kullanıcı yönetiminde yardıma ihtiyacımız var diyor. Bunu alalım bence. Tamam. Şimdi e-postaya gelelim. Hello. Son zamanlarda şirkette birkaç şeyi değiştik. Değiştik yalnız. Değiştirdik ve bununla bağlantılı olarak birkaç çalışanı işe aldık. Bunun için bazı kişilere admin statüsü verilmesi gerekiyor. Lütfen iki çalışan ekleyin. Elena Max tip. Kullanıcı e-posta. Work. Adı E-Max. Abi yani bunları her seferinde geri gel kopyala geri gel kopyala mı yapacağız? Buradan şey yapamıyoruz. İkin sayfa küçültme yok. Dur. Elena Max. Kullanıcı adı. E-post. Dur. Şunu bir kopyalayalım abi. Bir saniye. Active server. Buradan. Kullanıcılar. Elena. Hani Elena? Elena nerede? Elena? Ekleme mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Dur bakayım. Bir daha bir okuyalım şu maili. Bunun için bazı kişilere admin statüsü verilmesi gerekiyor. Lütfen iki. Ekleyeceğiz. Elena Max. Tamam, e-postasını kopyaladık zaten. Dur. Active server. Buradan telefon telefon açılıyormuş. Süper. Telefondan kopyalama da yapılabiliyor. Dur bakayım geri gel. Telefondan kop. Abi süper. Tamam. Çözdüm olayı. Ekle. Biz e-postayı kopyalamıştık. Ha işte buradayken mesela telefon açıldı. Tamam. Süs. Çok iyi. Tamam, lütfen iki çalışan ekle. Ekle. Elena Max. Elena Max. Tip. Tip ne abi? Tipin olayını anlamadım. Tip ne demek onu bilmiyorum. Tamam. Dur. Elena Max. Kullanıcı adı. Dur. Kullanıcı. Elena Max deyip kullanıcı e-posta. E-postayı yazmıştık. Kullanıcı adı e-max'miş. Ben şunu kopyaladık. Şifre bu. Tamam. Bir sonraki girişte şifreyi değiştir seçeneğini işaretleyin diyor. Buna admin statüsü verilecekmiş. Buna bir şey yapamıyoruz. Bunu kaydettik o zaman. Bunu kaydettik. Bir tane daha ekleyeceğiz. Mark Fallen. Mark Fallen. Şu tip yazan olayı anlamadım. İnşallah bizi patlatmaz. E-postası burada. Şifre nice work 1 2 3. Kullanıcı adı May Fallen. Tamam, bunu da yönetici yapıyoruz. Şöyle yaptık. Ayrıca aşağıdaki kişilere kullanıcı tipinden admin tipine değiştirin diyor. Alice ve John. Alice ve John. Tamam. Galiba bu operasyon tamam. Yanlış yapmadıysak bir şeylere bu operasyon tamam. Şimdi sözleşmelerden
Tamamla diyeceğim. Bakalım. Tamamlamak istiyor musun? Tamamlamamış olsa. Nasıl yani? Onu tamamladık ya. Bir dakika şimdi. Mark. En son yaptığımız Mark. Mark Fallen. E-posta. mfallennice.work. Kullanıcı adı mfallen. Şifre. Nice work 1-2-3. Sonra girişte şifreyi değiştir seçeneğini işaretle. Tamam, bu doğru. Diğeri neydi? Elena. Elena Max. Emax tamam. Kullanıcı adı e.max. Şifre. Bunları zaten kopyala yapıştır yaptık abi. Bunlarda yanlışlık yoktur. Yönetici olarak seçtik. Ha dur. Bunda şifre değiştir seçeneği işaret. Ha tamam, bunda da işaretleyin diyor. Bunda da işaretleyin diyor. Kaydet. E. Kullanıcı tipini admin tipine değiştir. Alice. Bir daha kontrol edelim. Tamam, yönetici yapmışız. Okey. Diğeri de John. Bunu da yönetici yapmışız. Şu anda bana göre o operasyon tamamlandı. Aktif sözleşmeler tamamla diyelim. Tamamlamamış olsanız bile. Dur bakalım ne olacak. İşin gerçekleştirilmesini değerlendirilmesi. Günay. Allah Allah. 2.5 yıldız verdi. Siparişin gerçekten değerlendirmesini yaparım. Niye öyle oldu? Allah Allah. Yazanların hepsini birebir yaptım aslında. Niye öyle oldu anlayamadım. Vallahi neden öyle olduğunu çözemedim arkadaşlar. Bilemedim ya. İki görevi tamamla. Diğer iki görevi de ya ben yaparım ya sonraki bölümde yaparız. Bilmiyorum sonra tekrar devamını getirir miyiz de. Oyunumuz bu şekilde yani. Steam'de oyunu bulabilirsiniz. Servis IT ismiyle. Burada da bir masamız var. Ha, lehimleme istasyonuymuş burası. Tamam. Bunun görevini yaptık. Şey yaptık. Belgemizi aldık. Sertifikamızı aldık. Buranın da böyle ışığı var. Burada ne var? Ha, burada da tuvalet var. Kullanılabiliyor mu? Hayır. Kullanılamıyor. Oğlum tuvalet kullanılamıyor. El kurutucusu çalışıyor. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ha bak burada bir anahtar var. Neyin anahtarı acaba bu? Neyin anahtarı olabilir? Kapı. Aa. Buranın anahtarıymış. Ne varmış burada? Sonuncu kahramanı kursundan. Aa. Server. Kursa girmek gerekiyormuş önce ya. Burası kilitli. Belki başka yerlerde anahtarlar vardır. Olabilir. Her şey olabilir oyunda. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Belki devamını çekeriz, bilemiyorum. Biraz zorlayıcı bir oyun olacak diye tahmin ediyorum. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Duruma göre daha sonraki bölümlerine bakarız. Çekeriz ya da çekmeyiz, bir şey diyemiyorum o yüzden. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.